Bu kardeşimizin kira geliri olduğunu ifade ediyor. Kira gelirinin e, zekatının nasıl verileceği meselesi önemli. Kira geliri ne demek? Bir kimse bir dükkan almış veya bir ev almış. Bunu satmaya niyeti yok. Bunu bir kimseye oturması için, kullanması için kiraya vermiş. Oradan da düzenli bir şekilde efendim haftalıktır, aylıktır, yıllıktır bir geliri var. Bu gelirin zekatını vermesi gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Öncelikle şunu ifade edelim ki eğer bir kimse geçimini aylık nafakasını böyle bir kira geliri üzerinden karşılıyor ise bu kimse için bu kira getiren gayrimenkul onun iş yeri hükmünde sayılır. Böyle olunca da bu kimsenin zekat mükellefi olması halinde bir zekat günü vardır. Zenginliğe ulaştığı gün olarak tespit ettiğimiz bir zekat günü vardır. O zekat günü geldiğinde her sene kameri takvime göre o zekat günü geldiğinde oturur. Sabah neyi var neyi yok zekata tabi bunların hesabını yapar. Alt alta yazar ve zekata tabi olan mal varlığının kırkta birini zekat vermek üzere ayırır. Söz gelimi bir kimsenin bir dükkanı olduğunu düşünelim. Bu dükkandan aylık 30 bin lira kira geliri alıyor. Bu 30 bin liranın 20 bin lirasını yiyor. 10 bin lirasını artırıyor. Ve sene sonu zekat günü geldiğinde kira gelirinden 120 bin lira kasasında birikmiş. Başka paralarıyla beraber bu miktar 400 bin liraya ulaşmış. Bu 400 bin liranın 40'ta biri 10 bin lirayı zekat olarak ayırır ve bunu fakirlere verir. Bu kardeşimiz para değer de kaybettiği için Türk lirası özellikle para değer kaybetmesin diye kira gelirinden artanları efendim hanımına bilezik olarak yapıp hediye ediyor imiş. Binaenaleyh böyle bir durumda hanımı sahip olduğu e, altınların gramını öğrenir. Bir kuyumcuya elindeki bilezikleri, efendim taktığı takıları vesaireleri filan götürür. Tartırır. Kaç gram geldi? Efendim 100 gram geldi. 100 gram altını olduğuna göre 40'ta biri 2,5 gramı zekat olarak vermesi gerekir. Bunun yanında altının yanında efendim parası varsa veya para hükmünde olan bir şeyi varsa onları da alt alta koyar toplar ve ödemesi gereken meblağı öder. Burada temel meselelerden bir tanesi şu. Kira getiren gayrimenkullerin kendisinden zekat almıyoruz. Çünkü bu gayrimenkuller ticaret malı olarak değerlendirilmiyor. Ama bir kimse var ki, kardeşim ben bunu satacağım. Ama satana kadar da veya fiyatını bulana kadar da kiraya veriyorum diye ticaret yapan bir kimse ise, bu kimsenin burayı ticaret malı olarak değerlendirmesi ve e, kıymetinin üzerinden kırkta bir olarak zekatını ödemesi gerekir. Yeri gelmişken şunu da ifade etmekte fayda var. Zekat vergi değildir. Zekat elde edilen kardan ödenmez. Zekat zekata tabi olan servetten ödenir. Ne demek zekata tabi olan servet? Yani döner sermayeden, efendim, ticarete tabi olan e, mal varlığından ödenir. Bunun yanında altın, gümüş ve para gibi harcanmayıp saklanan, stoklanan, biriktirilen e, paralardan da zekat ödenir. Ama bir kimsenin efendim eee ileride bir çiftlik yaparım diye çoluk çocuk beraber yazlara oturmak için bir yazlık yaparım diye kenarda bir tane arsası varsa ve bunu satmaya niyeti yoksa bu arsa zekata tabi değildir. Ma, ma fi, satmaya niyet ettiğinde ve burayı bir emlakçıya vesaireye satılmak üzere verdiğinde Burası artık ticaret malı haline gelmiş olur. Veya adamcağız efendim inşaat sektöründe AVM'ler yapıyor. Efendim 500 dükkanlı bir AVM yapmış. Onu kiraya vermiş ama parasını, ederini bulduğunda burayı ben satarım diye piyasaya ilan etmiş. Burası da ticaret malı. ...hükmündedir. Buranın da zekatı... ...efendim kıymeti üzerinden... ...verilmeli. Kıymetini nasıl hesap edeceğiz? Gayrimenkul gibi... E, ...malların... ...kıymeti satılmadıkça ortaya... ...çıkmaz. Bunların kıymetinin... ...hesap edilebilmesinde de... E, ...bir takım yollar... ...söz konusu. Bu... ...her sene yüzde buçuğunu düşmek suretiyle hesaplanabileceği gibi, işte mesela birinin 100 e, dönüm arazisi var. Burayı satmak üzere almış, değerlenecek ve ben burayı satacağım diye adamcağız e, almış burayı. 100 dönüm arazinin her sene yüzde iki buçuğunu düşerek, Şimdi yüz dönüm arazi... Yani e, satılık tabelasını veya ilanını koyması gerekiyor mu hocam? Yoksa sadece hani ben burayı satacağım niyeti mi taşıyor? Şimdi insan... E, ...bir arsayı... ...ya ev yapmak için alır... ...ya efendim fabrika yapmak için alır... ...ya da satmak için alır. Arsa koleksiyonu diye bir koleksiyon yok Basri hocam. Evet. Şimdi bazıları işte şu koleksiyonu bu koleksiyonu yapıyor ama arsa koleksiyonu diye bir koleksiyon yok. Dolayısıyla adamın bir tane arsası var, iki tane arsası var, üçüncü arsaya bunu niye aldın diye sorulduğunda bir cevabı yoksa bu ticaret için alınmış bir arsadır. Dolayısıyla e, bunun üzerinde efendim satılıktır vesairedir filan diye yazmasına da gerek yok. Artık interneti var. Efendim farklı e, satış mecraları var. Buralardan da satabilir. Dolayısıyla e, burası değerlenir. Buradan bir arsa alalım diye bir yerden arsa almışsa değerlenecek ve orayı satacak diye almıştır. Orada eee miktarlar büyük olunca zekatlarını vermek kolay olmuyor tabii. Yani adamcağız gayrimenkul zengini ama nakit fakiri oluyor mu? Oluyor günümüzde. Bu gibi durumlarda az önceki misalimize geri dönecek olursak yüz dönüm arazisinin 1443 yılındayız bu sene. Bu senenin zekatı olarak yüzde iki buçuğunu ayırır. Der ki bu arazinin yüzde iki buçu fakir fukaranındır. 1444'e gelindiğinde kalanın yüzde iki buçuğunu yine ayırır. İşte on sene sonra burası istediği şekle geldi. Bir müşteri çıktı ve yüz bin liraya sattı burayı diyelim. Buranın yüzde sekseni kendisinindi. Yüzde yirmisi de yıllar içerisinde fakir fukaranın birikmiş olan hissesiydi. 100 binin 80 bini kendisinindir, 20 bin lirası da fakir fukaranındır. Dolayısıyla burayı sattığında 20 bin lirayı fakir fukaraya öder. Veya her sene buranın kelepir fiyatı neyse, 3-4 gün içerisinde satılabilecek fiyatı neyse o fiyatı takdir eder ve o fiyat üzerinden kırkta bir ödemek suretiyle fakir fukaranın hissesini onlara öder. Böylelikle kendi malını temize çıkartmış olur. Çünkü e, günümüzde özellikle stokçuluk, kara borsa vesaire çok konuşulan meselelerden biri. E, stokçuluğun ve kara borsanın en acımasız olduğu yerlerden bir tanesi de e, arsa stokçuluğudur. Bakıyorsunuz birileri efendim şehrin e, para yapacak arsalarını kapatmışlar. E, oraları ellerine geçirmişler. Buralar daha da değerlenecek ve biz buraları yüksek fiyattan satacağız diye. Şimdi günümüzde tabii e, bir takım tedarik zincirlerindeki problemlerden dolayı veya başka problemlerden dolayı birçok malın e, efendim kara borsaya düştüğü söyleniyor. Hangi mal olursa olsun kara borsaya düşen bir malla ilgili devlet tedbirini alır. Gümrüklerini sıfırlar. Efendim teşviklerini vesairelerini filan yapar. Belki bir iki haftalık böyle bir sendeleme yaşanabilir ama dışarıdan ithalat yoluyla Kara borsacılığı yapılan malın tedariki mümkün hale gelebilir. Fakat arsanın tedarikini nasıl yapacaksınız? Bu e, yemeklik yağ değil ki işte gemilerle oradan buradan e, getirebilirsiniz. En kötü ihtimal işte palmiye yağı kullanırsınız. Onu da Endonezya'dan, Malezya'dan efendim gemilerle tedarik edersiniz. Ama arsayı nereden tedarik edeceksiniz? Dolayısıyla en vahşi olan kara borsacılık, stokçuluk arsalar üzerinde yapılan stokçuluktur. Bir de bunun üstüne efendim yok burası zekata tabi değildir. Ben burayı satmayı düşünmüyorum. Satmayı düşünmüyorsun da niye aldın kardeşim? Yani koleksiyon mu yapacaksın? Ne yapacaksın burada? Burada tabii temel problemlerden bir tanesi de artık eskiden toprak devletindi Osmanlı döneminde. Ee, imara açık olan bölgelerde İnsanlar e, toprağı mülk olarak, araziyi mülk olarak edinebiliyorlardı. Şimdi öyle değil tabii. Bütün e, vatan satında, dağın başında bile e, araziler halkın mülkü haline geldi. Eğer bu senin mülkünse ve burada da e, makul bir gerekçen yoksa o zaman buranın zekatını vermen gerekiyor zekattan bir takım bahanelerle kaçmak doğru değil